TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Gündeme yansıyan gelişmeleri hep birlikte değerlendireceğiz ama önce özetlerimizi izleyelim. Detaylar için tekrar buluşalım. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçı esnafında bayram öncesi hazırlıklar başladı. İYİ Partililer Argıncık'ın sesi oldu. Sanatçılar sokağa açıldı, sanatçılar burada olmaktan memnun. Tarlada yürürken göktaşı buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehir genelinde vatandaşların ulaşım konforunu artıracak çalışmalardan biri olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp Talas Bulvarı'nda son bulan yaklaşık 12 kilometre uzunluğuna sahip olan ana arter niteliğindeki yol çalışmalarını yerinde inceledi. Şurada başkanım bir şey daha arkadaşlar işaretlemişler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin ulaşım ağına kazandıracağı ve Kayserililerin ulaşım konforunu artıracak olan yeni ana yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Buradan şimdi görürüz başkanım orada bir işler var. Evet. Ama bu işin bu zaman yol... Bu kapsamda devam eden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda başlayıp Talas Bulvarı'nda son bulan ana arter niteliğindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hastal ve daire başkanları eşlik etti. Eğer biz projemizi şu an... Başkan Büyükkılıç yaptığı açıklamada vatandaşların konforunu sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Fatih Sultan Mehmet Bulvarımızdan gelip 15 Temmuz Şehitler Bulvarımıza geçecek olan ana arterimizin yine Eskişehir Bağları üzerinden Erenköy Güzergahı'na ve Hisarcık yoluna tabii ki ulaşacak olan ana hattımızın çalışmalarıyla ilgili arkadaşlarımız gerekli hazırlıklarını yaptılar. Startı verildi. İnşallah en kısa zamanda bu çalışmayı tamamlayıp şehrimize bir ana arter kazandırmak, aynı zamanda organize sanayimize ulaşımı rahatlatmak, vatandaşımızın konforunu sağlamak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ben hayırlısıyla kazasız belasız sonlanmasını, inşallah buradan hizmet alacakların da konforlu bir şekilde hizmet almalarını temenni ediyorum. 15 Temmuz Bulvarı imar planında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan başlayıp Talas Bulvarı'nda son bulan yaklaşık 12 kilometre uzunluğa sahip ana arter niteliğinde olan yol yapım çalışmalarına Fatih Sultan Mehmet Bulvarı tarafından başlanırken geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarla Hacılar yoluna kadar olan 4 kilometrelik bölümü tamamlanarak trafiğe açıldı. Şehit Furkan Doğan, Talas Anayurt raylı sistem hattının 15 Temmuz Caddesi ile kesiştiği kavşakta yol yapım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanında da şehrin altyapısında köklü yenilikler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda raylı sistem ulaşım ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi Şehit Furkan Doğan Talas Anayurt raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürürken, hattın 15 Temmuz Caddesi ile kesiştiği kavşakta yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kavşakta raylı sistem hattı inşasının yanı sıra çeşitli kurumlara ait önemli altyapı hatlarının deplasesi gerçekleştirildi. Ekipler yoğun trafik hacmine sahip kavşakta çalışmalara başlamadan önce Büyükşehir'in ilgili birimlerince planlamalar yapıldı ve kavşak çevresinde servis yolları oluşturuldu. Mağduriyet yaşanmaması adına alınan tedbir sayesinde inşaat sürecinde trafik akışının kesintiye uğramaması, çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanması hedeflendi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarla kısa süre içerisinde kavşağı trafiğe açmayı planlıyor. Vali Gökmen Çiçek, Başkan Memduh Büyükkılıç'la birlikte arkeoloji müzesini gezerek binlerce yıllık tarihi eserleri inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'le birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapılarak şehre kazandırılan tarihi Kayseri Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Hayır, Bizans, onun önce. Evet. Romalı.
Kayseri Kalesi ve içerisinde yer alan İç Kale Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden Büyük Kılıç ve Çiçek, Kayseri'nin binlerce yıllık tarihinden gelen eserlerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Büyük Kılıç, Kayseri Kalesi'nde yaptığı konuşmada Medeniyetler Şehri Kayseri'yi her yönüyle turizm şehri yapmayı hedef edindiklerini ifade etti. Vali Çiçek ve Başkan Büyük Kılıç vatandaşlarla da sohbet etti. Daha sonra Bizans İmparatoru 2. Justinianus döneminde Kayseri kaldığına var. Kalemiz bu. Kalemiz maketi sayılabilir. Değerli izleyenler, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2021 araştırmasının sonuçları açıklandı. İhracat şampiyonları listesinde Kayseri'ye ve ülke ekonomisine katma değer üreten Rema Metal de yer aldı. Rema Metal ihracat şampiyonları listesinde 146. sırada kendisine yer buldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 29. olan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki Genel Kurul'da Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2021 araştırmasının sonuçları da açıklandı. Araştırmaya göre 2021 yılında ilk 1000'de 827 firma yer alırken bu yıl 173 firma ilk kez 1000'in arasına girmeyi başardı. Yerli firmalar ilk 100'ün %80'ini oluşturdu. Bu firmalar ilk 1000'in toplam ihracatının %63'ünü gerçekleştirdi. İlk 1000'in %66.5'i üretici ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın %57.7'si de Marmara bölgesinde olurken listede 52 ilden firmalar yer aldı. Kayseri'den dünyaya açılan ve hem kentimizde hem de ülkemize katma değer üreten Rema Metal'de şampiyonlar listesinde yerini buldu. Rema Metal 2020 yılına oran ihracatını %20.1 oranında arttırdı. Başarı çıtasını her geçen gün artıran ve ihracatı önemli ilerlemeler kaydeden Rema Metal ilk 1000 firma arasında 146. sırada kendisine yer buldu. İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve üyesi ve milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel ile birlikte Sivas Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Esnaflar sürekli artan maliyetlerden dolayı şikayetçi olduklarını belirtirken vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayet etti. Utanın diyor, Allah'tan korkun. Şimdi 9'da çalışıyor, neye geçinecek? 9'da çalışıyor, neye geçinecek? İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş beraberindeki partililerle birlikte Sivas Caddesi'nde esnafı ziyaretlerde bulundu. Kazanımın daha fazlası. Neyse, gelirden çok güzel var. Ben çok mutluyum yani. Gerçekten diyorum yani, yeni nesil özellikle bu sene oy kullanacakların hepsi yıkacaklar. İYİ Parti heyetini hem esnaf hem de vatandaş derti yandı. Hepsi gerilli olarak geldi buraya. İnşallah. Bir tarafı yonca, bir tarafı saman dolduruyorum. 300-350 ton silaj alıyorum, Mısır silajı. Geçen sene 100 milyar vermemişim. Bu sene hesabını... Esnaf artan maliyetlere yetişemediğini aktarırken vatandaşlar da sürekli yapılan zamlardan şikayetçi oldu. Geçen sene 300 milyar vermemişim. 250-280 milyar para vermişim. Bu sene 780 milyar para tutuyor. Esnafı ve vatandaşı dinleyen İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, esnafın ve vatandaşın İYİ Parti iktidarında huzura kavuşacağını belirtti. 60 ton alacak gücüm yok. Abi üretici üretemiyor. Vatandaşın karşısına çıkıyor. Sütümüz 7,5 lira oldu diyor. Destek 1 liraydı, 20 kuruşa çektik. Efendim, Erenköy Mahallesi'nde eski elektrik direklerini yerin altına alan Melik Gazi Belediyesi su ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek asfaltlama çalışmasına başlıyor. Melik Gazi Belediyesi Erenköy Mahallesi'nde su ve kanalizasyon hatlarını yeniledi. İlçe belediyesi şimdi de asfaltlama çalışmasına başlıyor. Melik Gazi'de altyapısı tamamlanan yollarda hemen asfaltlama işlemine geçtiklerini hatırlatan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Karadere Caddemiz'de eski elektrik direkleri yer altına alındı ve su kanalizasyon hatları yenilendi. Ulaşımı güvenli, kaliteli ve akıcı hale getirmek, trafiği rahatlatmak için yeni yollar yapmaya devam edeceğiz. Yeni yolumuz ilçemize hayırlı olsun dedi. Evet, Melik Gazi Belediyesi olarak asfalt kaldırım çalışmalarıyla birlikte biz tüm havai elektrik hatlarının aşağıya yer altına alınması, gerekli kanalizasyon, su, yağmur suyu hattı, doğalgaz ve diğer altyapı ile ilgili tüm eksiklerin giderilmesi için ilçemizin tüm mahallelerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de
şu anda Karadere Caddesi üzerindeyiz. Bu caddede tamamen gördüğünüz eski elektrik direkleri vardı. Bunlar şu anda yer altına alındı, sökümü yapılacak. Yeni elektrik direkleri dikildi. Aynı zamanda altyapıda su, kanalizasyon, doğalgaz tamamen yenilendi. İnşallah biz buranın asfaltında yeniliyoruz. Bu cadde en çok kullanılan caddelerden bir tanesi. Cenab-ı Allah kaza bela vermesin. Gördüğünüz gibi burada ekiplerimiz çalışıyor. Yaklaşık 2 kilometrelik bir hat. Ara sokaklarda giriyoruz ve bu yolların tamamen çalışması bitmek üzere. Melikgazi Belediyesi kentte hem havacılık sektörünü canlandıracak hem de sektöre kalifiye eleman yetiştirecek olan Havacılık ve Uzay Lisesi için çalışmalara başladı. Melikgazi Belediyesi Havacılık ve Uzay Lisesi için çalışmalara başladı. Yapılacak okulda ulusal ve uluslararası havacılık standartları bilen teorik, teknik ve uygulama bilgisine sahip öğrenciler yetiştirecek. Eğitim alanında heyecan verici bir müjdeyi daha paylaşan Başkan Palancıoğlu, açacağımız Havacılık ve Uzay Lisesi ile birlikte hem bu fakültemize öğrenci yetiştirmiş olacağız hem de gençlerin istihdamı sağlanacak dedi. Evet, şu anda Erciyes Üniversitesi'ndeyiz. Üniversitemizde daha önceden sivil havacılık meslek yüksek okulu olan okulumuz şimdi sivil havacılık ve uzay ile ilgili bir fakülteye dönüştü. Sağ olsun hocalarımızdan, dekanımızdan, bölüm başkanlarımızdan da destek alarak Kayseri'ye yeni bir lise kazandırıyoruz. Havacılık ve Uzay Lisesi. Millet Bahçesi'nin hemen kenarında Hava İkmali'de olacak bu lisede. İnşallah imalat ağırlıklı gençlerimizin istihdamına yönelik güzel bir proje. Burada özellikle son yıllarda havacılık alanında İHA'larla, SİHA'larla ilgili olan büyük gelişmelerden dolayı gençlerimiz özellikle bu alana çok ilgi gösteriyorlar. Bu sene Teknofest'te 1 milyon TL'nin üzerinde 33 projeye destek veriyoruz. Burada da gördük ki gerçekten gençler yazılım konusunda, üretim konusunda, havacılık konusunda, farklı konularda çalışma yapabiliyorlar. Kabiliyetleri var, yetenekleri var. İnşallah bu kapsamda da bizim kuracağımız Havacılık ve Uzay Lisesi ile birlikte hem bu fakültemize öğrenci yetiştirmiş olacağız hem de istihdamı sağlanacak gençlerin güzel bir alan oluşacak. Kayseri'nin de tayyare fabrikası ile birlikte başlayan havacılık geçmişine büyük bir katkı sunacağını düşünüyorum. İnşallah 1-2 ay içerisinde proje tamamlanıp ihaleye çıkıp lise binamızı inşallah bu sene 2022'de temelini atmayı hedefliyoruz. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Uğur Evler Mahallesi'ne kazandırdığı 24 derslik ilkokul ve 4 derslik anaokulun çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'ın Uğur Evler Mahallesi'ne kazandırdığı 24 derslikli ilkokul ve 4 derslikli anaokulunun çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Aile Sağlık Merkezi, parklar ve yolların yanı sıra bölgeye sosyal donatıları da bir kazandırmaya devam eden Başkan Çolak Bayraktar, kentsel dönüşümle birlikte her mahallenin daha çağdaş normlarda yaşam alanına kavuşabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Başkan Çolak Bayraktar sözlerini, "Biz şehrimizin ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." diyerek noktaladı. Uğur Evler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanımızın içerisindeyiz. Malumunuz olduğu üzere uzun süredir burada kentsel dönüşüm çalışmalarıyla eski yapıların, imarsız yapıların yerine yeni binaların yapılması, çevre düzenlemelerinin, parkların inşa edilmesi ve en önemlisi de burada bu bölgenin ihtiyacı olan bir okulun inşa edilebilmesi için yoğunca bir gayretimiz var idi. Kocasinan'ımızın her bir bölgesinde, özellikle içinde bulunduğumuz bölge için söylüyorum, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sosyal alanların, okulların, camilerin, pazar yerlerinin, ticaret alanlarının her bir noktada ihtiyacı, şehrin ihtiyacı her neyse onu karşılayabilmek için yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları hakikaten vatandaşın memnuniyetini kazanan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayan bir noktada devam ediyor. İnşallah kaldığımız yerden kentsel dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden devam ederek Kocasinan'ımızı, Kayseri'mizi yenilemeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Talas Belediyesi'nin ilçe tarım ve hayvancılığa katkı sağlamak amacıyla kimini yaptığı hayvan yemi bitkisi olan Macar Fiyi'nin hasadına başlandı.
yaklaşık 80 ton ürün elde edilmesi beklenen hasattan elde edilen yem bitkisi ilçede hayvancılıkla uğraşan üreticilere uygun fiyatla verilecek. Ekiminden biçimine tamamen Talas Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında hayvan yetiştiriciliğinin önemli bir kısmını oluşturan yem bitkisi üretilerek ilçe hayvancılığına katkı sağlanıyor. Abdullah Gül Üniversitesi arazisiyle ilçe genelinde çeşitli arazilerden toplam 360 dekara ekimi yapılan Macar fiyinin sezonla birlikte hasadı gerçekleştiriliyor. Talas Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan kararla elde edilecek Macar fiyinin Talaslı üreticilere kilosu 1,5 liradan verilmesi kararlaştırıldı. Kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek ve Macar fiyi tohumu desteğiyle çiftçilerin yanında olmaya devam eden Talas Belediyesi toplam 63 ton kuru baklagil tohumu ve 22 ton Macar fiyi yem bitkisi dağıtımı yaptı. Ayrıca kış döneminin verimli geçmesi amacıyla kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilere teorik ve pratik eğitimler veriliyor. İYİ Parti Kocaeli'nden ilçe başkanı Mustafa Işık ve meclis üyesi Kazım Yücel beraberindeki heyetle birlikte Argıncık mahallesinde bir basın toplantısı düzenleyerek Argıncık'ın sorunlarını duyurdular. Işık söz çok icraat yok derken Kazım Yücel ise oy aldıkları için Argıncık'a hizmet etmediklerini ifade etti. İYİ Partililer bu kez Argıncık Mahallesi'nde sorunları ve yaşanan mağduriyetleri dile getirmek adına basın toplantısı düzenledi. Argıncık halen asbestli borulardan su içiyor değerli arkadaşlar. Kanserojen. Argıncık'ta bir kıraathanede düzenlenen basın toplantısına Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Koca Sinan İlçe Başkanı Mustafa Işık, partililer ve vatandaşlar katıldı. Bugün Argıncık Mahallesi'ne geldik. Argıncık'la ilgili. Burada konuşan ilçe başkanı Mustafa Işık, verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade ederek söz çok, icraat yok dedi. Argıncık'ta ne değişti? Neyin startı verildi? Bize göre Argıncık'ın nüfusu, yani yerli nüfusu azalıyor arkadaşlar. Gelinen noktada her yıl 1000 kişi azalıyor Argıncık'ın nüfusu. Niye? Alanı daralıyor yerlerin. Mülteciler gelmiş, Argıncıklılar göçüyor. Şimdi biraz sonra arkadaşlarımız muhtemelen bahseder bu konudan da. Gelinen nokta koskoca bir hiç değerli arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi söz çok, icraat yok. Kazım Yücel ise AK Parti'nin Argıncık'tan çok oy aldığı için buraya hizmet yapmadığını ifade etti. Yücel, mültecilerin buraya gelmesine göz yumulduğunu söyleyerek İYİ Parti ile burası çok iyi olacak diye konuştu. Burada dönüşüme ilk talip olan yer olmalı. Fakat burada dönüşüm olacaksa eski halin yeri Argıncık'ın arazisinin içi. Eğer burada bir belediye satacak kadar bu gayrimenkulü tamamını belediyeye irat kaydedecek kadar kendi malı görüyor ise bu fırsatı kaçırmamalıydı. Fakat sayın belediye başkanları, ben duyacaklarını biliyorum, duysunlar diye de özellikle söylüyorum. Hayatlarında, düşüncelerinde, felsefelerinde Argıncık'la ilgili bir değişim asla olmadı, olmayacak da. Çünkü Argıncık halkı onlar için böylesine geri kalmış bir yer olmakla aslında bir oy deposu. İstediği oyu fazlasıyla aldığı yere sayın belediye başkanları niye hizmet etsin? Yapılan hizmetin yeterli olduğunu düşünüyor belediye başkanlarımız. Mülteci diye tabir ettiğimiz arkadaşların yerleşmelerine göz yumuldu ve çığ gibi büyüyorlar. Bu göçlerin de sebebi emin olun bunlar. Konuşmaların ardından vatandaşlar sorunlarını İYİ Partili heyeti anlattı. Efendim, araç ve konut sigortaları geçen yıla oranla %300'e kadar zamlandı. Kasko fiyatları da bir o kadar artış gösterdi. Sigortacı Hakan Urhan, fiyatlar artınca sigorta ve kasko yaptırma oranının düştüğünü belirtti.
Geçen yıldan bu yana fiyat artışı olmayan sektör kalmadı. Sigorta ve kasko fiyatları da ciddi oranda arttı. Araçlar için zorunlu olan sigorta işlemi konutlarda da isteğe bağlı yapılıyor. Ancak fiyatların artması vatandaşları zorluyor. Sigortacı Hakan Urhan, konut ve araç sigorta fiyatlarına geçen yıldan bu yana iki kez zam geldiğini ve zam oranının %300'e yaklaştığını ifade etti. Bizde de bayağı bir artı fiyat artışları oldu. Yani geçen sene 11. aydan bu tarafa aşağı yukarı son 7-8 ay içerisinde belki uzun süredir olmayacak kadar fiyat artışları meydana geldi bizde. Yani özetleyecek olursak kasko ile trafikteki artış, yani geçen seneyle bu seneye kıyasladığımızda aşağı yukarı %300'e yakın bir zam var. Vatandaş gerçekten bu fiyat artışından dolayı yaptırmakta bayağı bir zorlanmaya başladı. Geçen yıl 600 liraya yapılan en uygun bir aracın sigortası bu yıl 1600 lira. Kasko ise 1500 lirayken 5000 liranın üzerine çıktı. Geçen sene içerisinde hem faizlerin yüksek olması hem de fiyat rekabetinden dolayı bu 7. kademe dediğimiz otomobiller için en uygun basamağımız geçen sene 550-600 civarında kesiyorduk biz o poliçeleri. Şimdi de 6. ayın içerisinde teminatlarda bir artış oldu. Ona bağlı olarak yine fiyatlarımız arttı. O fiyat artışından itibaren de 1200 lira olan rakamımız şu anda 1600 lira civarında en uygun otomobiller için tarifemiz. Geçen sene atıyorum ortalama 1500 liraya falan kestiğimiz araçların kaskoları otomatikmen 3'e katladı. Şu anda 4,5-5 liradan aşağı ortalama kasko çıkmıyor. Ortalama indirim olması şartıyla. Ama indirim olmayanlarda bakıyorsunuz 8 bin lira, 10 bin lira gibi rakamlar telaffuz ediliyor ortalama bir araç için. Hal böyle olunca vatandaş sigorta ve kasko yaptıramıyor. Acentelerde taksitlendirme imkanı da son buldu. Hakan Urhan, vatandaşların sigorta ve kasko yaptıramadığını söyledi. Bir de işin enteresan tarafı da şu, taksit olayını da kaldırdı sigorta şirketleri. Artık kredi kartına taksit olmuyor, tek çekim oluyor. O da bayağı bir vatandaşı zor durumda bıraktı. Tabii maliyet arttığı için, gelir düzeyleri de düştükleri için yani bayağı bir düşüş var bizim işlerimizde. Sigortalatmıyorlar mı? Sigortalatmıyorlar maalesef. Fiyat çok yüksek. Bir de yani taksit imkanları da yok maalesef. Kocaeli'nin ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Koca Sinan Bulvarı'ndaki alt geçitte yaşanan olayda 38RU124, 48ACF01, 38AAT572, 38YC526, 06BYE964 ve 27V6514 plakalı araçlar kaza yaptı. Meydana gelen kazada 38RU124 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle alt geçit duvarına çarparak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolu güvenlik amacıyla çift yönlü olarak kapattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu madde imalatı yapan şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri MG'nin uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde imali yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte bir adet hassas terazi, esrar bitkisi imalatı için düzenek, bir adet ışık ölçer cihazı, bir adet güneş ışığından korunmak için çadır, bir adet ölçüm cihazı, 15 adet fan, 9 adet led ışık, 3 adet alüminyum havalandırma borusu, 1 adet nemlendirme cihazı, 7 adet kenevir bitkisi yetiştirme amaçlı kimyasal ilaç, 1 adet ruhsatsız al tüfeği ve 2 adet kartuş ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde iki şüpheli şahsa işlem yapılırken MG gözaltına alındı. Kayseri'de yaşayan Deniz Can Bolat, tatil için gittiği köyünde gezerken bulduğu taşın Göktaşı olduğunu iddia ederek değerlendirilmesini istiyor.
Kayseri'nin Sarız ilçesindeki köyüne giden Can Bolat tarlada yürürken gözüne parlak bir cisim çarptı. Daha sonra cismi eline aldığında daha önce hiç görmediği bir şey olduğunu anlayan Can Polat internet üzerinden araştırdı. Bir üniversitede görev yapan öğretim görevlisine ulaşan Can Polat, bulduğu cismin kara elmas cinsi bir meteoroid olduğunu öğrendi. Taşı bulduğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Deniz Can Polat, ilgilenen insanlara bulduğu göktaşını değerlendirmek istiyor. Abi Sarız'a tatile gitmiştik köyümüze. Orada tarlada gezerken tesadüf gözüme çarptı. Çok farklı bir şeydi. Hani bugüne kadar hiç görmemiştim böyle bir şey. Sonra eve getirdim. Araştırırken meteorit olduğunu, göktaş olduğunu anladık. Kim ilgilenir diye bunu araştırırken Ege Üniversitesi'nde bir hocamız bunlarla ilgilendiğini öğrendik. Sonra ona mail yoluyla ulaştık. Cevabımızı da aldık. %90 meteorit olduğunu söyledi. Kara elmas cinsinden söyledi. O şekilde biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Abi taşın özelliği bunlar bu cinsi kara elmas olarak söyleniyor. Hocamızın bize söylediği. Bunların en büyüğü yumurta kadar düşüyormuş. Bu da 17,5 gram geliyor, tarttık. Hacmine göre bayağı ağır. O şekilde bunu değerlendirmek istiyoruz. Vallahi biraz heyecanlıyız. Bunu ilgilenen, merakı olan insanlar değerlendirmek istiyoruz yani o şekilde. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bıçakçı esnafında bayram öncesi hazırlıklar başladı. Esnaf vatandaştan daha kaliteli bir hizmet için en son güne kalmaması gerektiğini söyledi. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hal böyle olunca bıçakçılar mesai hazırlıklarına başladı. Vatandaşa kusursuz hizmet sunmak için ciddi hazırlıklar yapan esnaf çarklara bakım yapmaya başladı. Kayseri'de bıçakçılık yapan Cengiz Demir hazırlıklarını yaptıklarını söyledi ve vatandaşa erken gelme çağrısı yaptı. Tavsiyemiz yani sıkışıklığa kalmasınlar, hem beklememiş olurlar hem de bizi sıkıştırmamış olurlar. İşleri daha temiz çıkar, daha düzgün çıkar. Çünkü her çelik, her bıçak hepsi aynı şekilde bilenmez, bileme yapılmaz. Çünkü o işin yapılışı var, o çeliklerin işlenişi var, ustalardan aldığımız bizim öğretiler diyelim, sırlar var. Yani her şey yerine göre yapılır, bilenir. Ama sıkışığa geldim miydi? Yani biz de insanız sonuçta. Hata yapabiliriz. Hatasız iş istiyorlarsa erken gelsinler. Cengiz Demir fiyatların artan ham madde ve elektrik zamlarından dolayı geçen seneye göre yükseldiğini söyledi. Cengiz Demir esnaflar olarak vatandaşa en uygun fiyatı sunduklarını ifade etti. Fiyatların artışı malum, biraz işlerimiz düştü ama yine de oluyor, bir şeyler yapıyoruz. Geçen sene 5 lira alınıyordu, şu an ortak karar ile abilerimizle, büyük ustalarımızla 7,5 lira yaptık. Fazla bir artışa gitmedik, milletin hali malum, o yüzden biz de cüzi bir şey artırdık. Yani şimdi fazla yapıp da müşteriyi kaçırmak da var. Çelik fiyatları malum 3'e 5'e katladı ama bizim karımız öyle olmadı. Yani ne diyelim, 10 liraysa biz 12,5-15 lira yaptık. Yani 5'e katlayamadık, 50 lira yapamadık. 10 liraysa 15 lira oldu. Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz, enerji kaynaklarındaki ve teknolojisindeki dışa bağımlılığı kabul etmediklerini söyleyerek, yerli üretimle jeneratörde bağımsızlığımızı kazandık dedi. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği tarafından düzenlenen CIGRE Türkiye Sektör Buluşmalarının ikincisi, batarya teknolojileri başlığıyla Kayseri Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde Kayseri'de düzenlendi. Programda konunun uzmanları batarya teknolojisini masaya yatırdı. 2005 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuştu. Sayın Bakanımız Fatih Dönmez. Düzenlenen programda konuşan Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Doktor İzzet Alagöz, enerji kaynaklarında ve teknolojideki dışa bağımlılığı kabul etmeyeceklerini söyledi. 100 bin megawattın üzerinde bir üretim kabiliyetimizin olmasına rağmen primer enerjide bunu 3'te 1'inin hidrolik, 3'te 1'inin doğalgaz ve diğer 3'te 1'inin de termik santrallerle, kömür santrallerle yenilenebilir santraller
olduğunu ifade etmemiz gerekir. Yani kuraklık yaşadığımız bir dönemde %50'ye varan primer enerjide dışa bağımlılığımız var. Enerji kaynaklarında nasıl dışa bağımlılığımız devam ediyorsa teknolojide de dışa bağımlılığımız devam ediyor. Bu devamlılık bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Öncelikle Türkiye Paris İklim Anlaşması'na imza atmış bir ülke olarak dekarbonizasyonla ilgili hedeflerine kararlılıkla yürümektedir. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymek tarafından hazırlanan Yazıdan Ruha Ulaşan Hat, Hüsnü Hat isimli serginin açılışını yaptı. Kaymek tarafından Yazıdan Ruha Ulaşan Hat, Hüsnü Hat isimli sergi düzenlenen törenle açıldı. Serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı. Sergi açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç, Kaymek'in yüz akı olduğunu vurguladı. Amacımız yapılan bu güzel çalışmaları halkımız ile paylaşmak, onların zevkine sunmak ve kültürel çalışmalardaki her zamanki başarısına başarı katmak. Ben emeğe geçen hocalarımıza ve kıymetli öğrencilerine özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten Kaymek bizim her alanda yüz akımız çalışmalarıyla gönüllerde yer ediyor. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Konuşmaların ardından Kurdele kesimiyle birlikte Yazıdan Ruha Ulaşan Hat, Hüsnü Hat isimli serginin açılışı yapılırken, Başkan Büyükkılıç sergi ilgiyle gezerek sergi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kaymek Yönetim Kurulu Başkanı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Başkan Büyükkılıç'a Babalar Günü'ne özel hazırlanmış bir tablo hediye etti. Tarihi Kayseri Kalesi'nde bulunan Sanatçılar Sokağı sezonu açtı ve yeniden vatandaşın hizmetine sunuldu. Birbirinden değerli sanatçılara gelen yerli yabancı tüm herkese burada eserlerini sergilemekten umutlu olduklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Tarihi Kayseri Kalesi'nde vatandaşlara sunduğu kültür hizmetlerinden biri olan Sanatçılar Sokağı bu sezon yeniden açıldı. Uzun süren Covid salgını yüzünden kapalı kalan Sanatçılar Sokağı renkli dekorları ve birbirinden değerli sanatçılarıyla gelen vatandaşlara yeniden keyifli anlar yaşatıyor. Sokağın birbirinden değerli sanatçıları ortaya çıkardıkları eşsiz eserlerini burada sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını söylediler ve herkesi Sanatçılar Sokağı'na davet ettiler. Yurt dışından turistleri, yerli ve yabancı herkesi bekleriz. Burası farklı bir atmosfer. Biz burada yeni olduğumuz için biz İstanbul'dan geldik buraya. Kayseri'nin bu tarihi yerlerinde bu tarihi takıları göstermekten çok mutluyum. Herkesi beklerim. Vallahi bütün sanatçı arkadaşlarımın iyi bir sezon geçirmesi dileğiyle. Elimizdeki ürünleri inşallah burada değerlendiririz. Yapıyoruz, emeğimiz boşa gitmesin. En azından yani şimdilik. Vatandaşlara neler söyleyeceksiniz? Vatandaşları bekliyoruz buraya her zamanki gibi şeyle. Hem bizi mutlu ederler hem de biz onları mutlu ederiz. Eserimiz kale içinde belediyemizin tahsis etmiş olduğu gördüğünüz gibi sanatçılar sokağımız Badireler atlatsa da işte bu sene biraz geç de olsa sezonunu açtı. Bütün standlarımız şu anda dolu. Birbirinden güzide sanatçılar var burada. Nacizane ben de Kayserimizin yetiştirmiş olduğu halk ozanlarından, halk ozanlığının geleneğini taşımak amacıyla burada bulunmaktayım. Geleceğimizi, işte şehrimizi, güzelliklerini buradan nerelere kadar, sizlerin de tabii sayesinde duyurabildiğimiz yere kadar duyurmaya çalışacağız. Öncelikle şeref verdiniz. Çok memnun olduk. Belediyemizin bize verdiği imkana sonsuz saygılar. Biz de elimizden geldiği kadar Kayserimizi ve Kültür Müdürlüğümüzü tanıtmak için, belediyemizi tanıtmak için elimizden gelen her şeyi en samimi dileklerle onu icra etmek istiyoruz. Kayserimizi bekliyoruz. Evet, pandemiden sonra açıldı. Tekrardan bir araya gelebildik. O yüzden çok biz de mutluyuz, heyecanlıyız da yeni yapıyoruz bu işi. Merakla biz de müşterilerimizi bekliyoruz. Ben de aynı şeyleri söyleyeceğim çünkü buraya gelmek bizim için de bir mutluluk oluyor. Daha çok
kendimizi aktifleştirmeye sağlıyor. Böyle. Gelişmelerde Kayserispor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu. Atan 7 isimle birlikte çalışacak. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Çağdaş Atan dönemi başladı. Sarı Kırmızılı kulüple bir yıllık sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın ekibinde 7 isim var. Çağdaş Atan'ın 6 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün analiz antrenörlerinden Serhat Erturhan da Çağdaş Atan'ın yardımcıları arasında yer alacak. Çağdaş Atan'ın ekibinde ise şu isimler yer aldı. Mustafa Keçeli yardımcı antrenör, Hasan Fırat yardımcı antrenör, Mustafa Özkütükçü yardımcı antrenör, Altay Dağdelen kaleci antrenörü, Emre Demirci atletik performans antrenörü, Serhan Erturhan analizci, Ufuk Özbey analizci olarak yardımcılık yapacak. Kayserispor 2022-23 futbol sezonunda 190 milyon 855 bin TL harcayabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de mücadele verecek takımların harcama limitlerini belirledi. Buna göre yeni sezon için en çok harcama limiti İstanbul ekibi Galatasaray'a verilirken en az limitse Karagümrük'e verildi. En çok harcama limiti alan Galatasaray için %40 sapmayla birlikte 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL belirlendi. Kayserispor içinse %40'lık sapma oranıyla 190 milyon 855 bin TL harcama limiti belirlendi. Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'sa 627 milyon 970 bin TL, %40 sapmayla birlikte 879 milyon 158 bin TL limit verildi. Karagümrük ise yeni sezonda 161 milyon 20 bin TL harcayabilecek. Evet değerli izleyenler, haber ve spordaki gelişmeleri sizlere aktardık. Ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın efendim.